Bu kurallara uyulması gerekir. Uyulmadığı takdirde böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Son dönemlerde yaşanan olaylarla gündemde olan yasaklı ırklardaki köpekler için yeni dönem başladı. Kötü yasaklı köpek yoktur, kötü sahip vardır diyorum ben de. Tarım ve Orman Bakanlığı Aralık 2021'de hayvanlarla ilgili genelge yayınladı. Genelgeyle yasaklı ırklardaki köpeklerin kayıt altına alınması ve kısırlaştırılması için 14 Ocak 2022'ye kadar süre verilmişti. Bu ırklar arasında Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Japon İstosa, Amerikan Staffordshire Terrier ve Amerikan Bully yer alıyor. Yasaklı ırklardaki köpekler için verilen süre sona erdi. Bugünden itibaren bu kurala uymayan yurttaşlara 14.982 lira para cezası kesilecek. Sahibi olan vatandaşların hayvanlarını kendi üzerine ilçe tarımlarda PetVet sistemine kaydettirerek üzerine kayıt ettirmeleri gerekiyordu. Şimdi kayıt altına alınmayan hayvanlar için 14.982 TL'ye çıkarılan bir ceza var. Yasaklı ırkları sokağa terk edenlere de 40.860 lira para cezası verilecek. Kısırlaştırılan mikroçip takılan yasaklı türler artık tasma, kayıt belge ve ağızlık olmadan dolaştırılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şimdiye kadar kayıt altına alınan yasaklı ırk sayısı paylaşıldı. Şimdiye kadar Ankara'da 1925, İstanbul'da 4858, İzmir'de 2541 adet olmak üzere Türkiye genelinde 20843 adet tehlike arz eden köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alındı. Bu hayvanları zaten parklarda gezdirilmesi de yasak. Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakım evlerine götürülecek. Bu hayvanlarsa sahiplenilemiyor ve ömürlerinin sonuna kadar barınakta kalıyor. Bunlar için biliyorsunuz ayrı bir kafes uygulaması var. Biz yani alanımızı büyütmeye çalışıyoruz ama ne derece etkili olur bilmiyorum. Çünkü vatandaşlarımız bu konuda duyarsız davrandığı için sokağa atıyorlar. Düzenlemeyle birlikte barınaklardaki yasaklı ırk sayısı arttı. Uzmanlar yurttaşları bu köpekleri sokaklara atmamaları için çağrıda bulundu. Şu an itibariyle bizim 28 tane yasaklı ırkımız var. Sayı da günden güne sanırım artacak. Bize söyleseler zaten biz geleceğiz. Sahipli hayvanları evlerinden de alıyoruz. Fakat bilinçsiz bir şekilde, tehlike arz edecek şekilde sokağa başıboş halde bırakılıyor. Kapasite gerekiyor. Biz burada bir güzel yaşam alanı oluşturduk. Bundan sonra yetiştiricilerin de daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Lütfen sokağa bırakmayın diyorum ben de onlara. Yasaklı olmayan ırklar için de mikroçip ve küpeleme uygulaması yapılıyor. Kedi ve köpek sahiplerinin evcil hayvanlarını 2022 yılı sonuna kadar il ve ilçe tarım müdürlüklerinde sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. İşte bu mikroçip numarası ve küpe numarası ile beraber sahibi olan vatandaşın üzerine kayıt yapılmış oluyor.